Sinik kebabımız için 500 gram orta yağlı etimizi şöyle karıştırma kabına alalım. Üzerine doğramış olduğumuz soğanlarımızı ilave edelim. 2 adet kapya biberimizi robottan çekmiştik. Onu ilave edelim. Şöyle maydanozumuzu ilave edelim. Sarımsağımızı ilave edelim. Yaklaşık şöyle bir tatlı kaşığı kadar dolusu tuzumuzu ilave edelim. Biraz pul biber ilave ediyorum. Ve yeteri miktarda yaklaşık bir çay kaşığı kadar da karabiberini ilave ediyorum. Ve bütün malzemelerimi karıştırıyorum. Burada en önemli şey etin, malzemelerin iyice birbiriyle tutmasını sağlıyoruz. İyice yoğurmamız gerekiyor. Bu yaklaşık 5 dakika kadar sürebilir. İyice yoğuralım arkadaşlar. Yaklaşık 5 dakikadır arkadaşlar yoğuruyorum. Bu şekilde hazır hale geldi. Şimdi şöyle tepsimi alıyorum. Tepsimin altına biraz yağ gezdiriyorum. Etiniz çok yağlıysa gerek yok. Şöyle tepsimi yağlıyorum. Ve hazırlamış olduğum harcı şöyle içine ilave ediyorum. Şekilde şekillendirdik arkadaşlar. Şimdi diğer aşamaya geçebiliriz. Üzerine patateslerini dizmeden arkadaşlar ben öncelikle şöyle kesmek istiyorum. Ve ardından şöyle patateslerimizi halka halka haline getirdik. Her dilime ben 2 adet patates koymak istiyorum şu şekilde. Ve ardından şöyle soğanlarımı da dizmek istiyorum. Soğan burada arkadaşlar gerçekten çok lezzetli bir tat veriyor. Böyle kebap gibi oluyor üzerinde. Zaten sinik kebabı yapıyoruz ama ekstra çok da lezzet veriyor. Bu şekilde soğanlarımızı da dizdik. Sinik kebabımızın sosu için arkadaşlar şöyle yaklaşık yarım yemek kaşığı kadar domates salçamı koyuyorum. Üzerine bir çay bardağı kadar suyumu ilave ediyorum. Ve şöyle yaklaşık çeyrek çay bardağı kadar da sıvı yağımı ilave ediyorum. Eğer ki etiniz çok yağlıysa yağ ilavesi yapmamanızı tavsiye ederim. Yağ koymasanız da olur. Ve bütün malzememi şöyle karıştırıyorum. Ve hazırlamış olduğumuz sosu şöyle bütün tepsimize dökerek, şöyle gezdirerek döküyoruz. Bu şekilde fırına gitmek için hazır hale geldi. Arkadaşlar fırınımı şöyle üst rezistansı varsa biraz aşağıya koymanızı, hani üstü biraz geç kızarsın elinizden geldiği kadar, hemen pişiriyorsa üzerine yağlı kağıt da kapatabilirsiniz. Benimkini üstten değil de turbolu olduğu için ben biraz daha üste yaklaştırarak pişireceğim. Üstü yansın istemiyorum çünkü. Fırınların çünkü pişirmeleri farklı olduğu için. Şimdi 200 derecelik fırında yaklaşık 30'da 45 dakika arası kadar pişireceğim. Fırına gidebilir şimdi kebabım. Yemeğim fırından çıktı. Hala şöyle şu an dumanı üstünde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pişti ve servise hazır hale geldi. Gördüğünüz gibi böyle yöresel, çok lezzetli, çok pratik
Yani çok kısa sürede yapabileceğiniz nefis bir lezzet. Kesinlikle tavsiye ederim bir Hataylı olarak ben de. Bu şekilde arkadaşlar bir tarifimin ve videomun sonuna geldik. Diğer ana yemeklerimi, diğer etli yemeklerimi yeni kanalımdan et yemekleri kategorisinden, ana yemekler kategorisinden ulaşabilirsiniz. Bayram tatlıları aramak isterseniz, bayram tatlısı tarifleri ararsanız yine kanalımda yeni yüklediklerim arasında da mevcut. Farklı tariflerde, farklı videolarda da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.